yani çok büyük bir acıyla güne başladık. Yani hepimizin tüyleri yani öperdi. Çok kötü olduk. Küçücük bir bedenin yani o şekilde katledilmesi benim çok yani zoruma gitti. Hani hem bir insan olarak, öncelikle insan olarak, bunun cinsiyeti yok. Eşi benzeri var mıdır, yaşanıyor mudur? Yani bu başka bir ülkede bu kadar kadın katliamları oluyor mudur? Ben aslında onu da araştırmak istiyorum, ona da bakmak istiyorum. Çünkü hani kadın ölümlerinin olmadığı bir gün yok, katliamın olmadığı bir gün yok. Yani kadının neden bu şekilde aşağı çekildiği, neden hani sürekli katledildiği, kesinlikle bunların araştırılması gerekiyor. Ve bilinçli bir toplum olmamız gerekiyor. Okuryazarlığın en fazla olduğu dönemdeyiz. Ama insanların yani bu şekilde, ya demek ki eğitim bazı şeyleri çözmüyor. Bunun nedeni ne? Yanlış bir eğitim verilmesi. Ben o, yani o şekilde bakıyorum. Şimdi ben kara para aklasam, bir hırsızlık yapsam, bir cinayet işlesem, bir şey yapsam, bunun bir yani bunun yani cezasının olması gerekiyor. Ağır bir cezasının olması gerekiyor ki insanlar bundan korksun, caysın. Ama şöyle, şu an mesela gündemde bir sürü şey var. Hani artık ekonomimi örtbas etmek için, yani oluşan krizi mi örtbas etmek için bilemiyorum. Bunlar devlet politikasında. Ya ortaya bir şey atılıyor. Mesela büyük bir suç işleniyor ama bakıyorsun mesela failler dışarıda. Ya şimdi bu konu aklımda ilk başta vicdanı olarak sorgulamak lazım. Vicdan olarak hani bunun siyasi boyutlarını tabii tartışılır. Bunların zaten yıllardır halkımızı bu şekilde yok etmesi, bu şekilde çocukları, kadınları, yaşlıları bir şekilde ölümlerine göz yumarak örtbas etmesi zaten aşikardır. Yıllardır zaten bu yapılıyor. Bu haksızlık, zulüm yapılıyor. Yani bu devam etmekte. Narin de yüreğimizi yaktı. Narin de hani vicdan olarak rahat değiliz. Parın başkanı çıkıyor diyor ki, diyor bu Avrupalaşmış, batılaşmış. Ben Avrupa'da hiç görmedim bir tane insan camideki çocukları, kurstaki çocukları ya da onlara suistimal etsin. Ne yazık ki bu doğuda kendi ülkemize yetiştiriliyor. Kendi coğrafyamızda var. Kendi coğrafyamızda yüzlerce çocuk şöyle öldürüldü, kaybedildi. Ne yazık ki bu hükümetin olduğu süre içinde binlerce, on binlerce çocuk şu şekilde öldürüldü. Hiç kimse sesini çıkarmadı. Buna da çıkarmayacaklar. Bunu da yarın öbür gün en geç 5-10 gün sonra örtbas edip bir şekilde üstünü kapatacaklar. Bunun için vallahi ne demek gerekiyorsa yüreğimiz yanıyor. Suçlulara aslında ceza veriliyor. Kendi yandaşı olanlara hiçbir şekilde ceza verilmiyor. Ama kendi yandaşı fikri olmayan, muhalif olan, sisteme karşı, bu yanlışa karşı, bu düzene karşı baş kaldıran insanlara zaten terörize edip cezalarını verdiriyor. Bu bir gerçek. Diyarbakır'da bütün aile, köy hepsi sessiz. Artı bir de bunun bütün Türkiye'yi kapsayan bir sürü çocuk böyle gitti. Yani yazık, günah. Biz çok üzülüyoruz ona. Çok da ağlıyoruz. Rabbim inşallah rahmet etsin. Cennetin kuşudur. Öyle diyeyim. Türkiye'de açı mafi namaya. Ne mafi insan amaya. Ne mafi hayvan amaya. Beled bu mafi hayvan her yeri insan açınine. Ve gavi mafi hayvan acı rakelin ortaya. Çünkü hem çi navı ne şen deyinesin. Navı ki der ve insan ettiği ve ister Türkiye devleti. Türkiye rejima vigavi, siyaseta vigavi, yani mürüf şermit ketin bahsi hemen devlete terkif ketin. Devlet hılas. Devlet biş du çıkar eder kefti, du dezat berdet, harabat berdet, evi duhu keça heş sali kuşta evi de berdet. Devlet sana nasıl kini? Devlet hılas. Bir çi devlet Türkiye'den namaya. Ev keça hatiye kuştini ez. Çi bejim yani çi keçi insan ve naket ev insaneti çi ne namayel dünyayı da ev keç heş sali çi gün havi hevu em hakiwi havali hudat yani hudat ta'ala bile hakiwi berzeneket u çi mafet devlete Türkiye'den namaya zaten mafet insana nama bir hayvana nama çi mafeti hebitin devlet khalasa devlet du insana kefte zengina girit fakirat berdet.